Hoş geldiniz. Excel eğitim videolarına devam ediyoruz. Şimdi Excel'de toplama işlemi, Excel'de çıkarma işlemi, Excel menü anlattıktan sonra Excel'de çarpma işlemi ve bölme işlemlerini sırasıyla değineceğiz. İlk olarak bölme işlemi yapalım. Şurada öğrencilerin test sorularının toplamı 433 idi. Test 1 139, test 2 142, test 3 152. Üçünün toplamını Excel'de toplama işlemini görmüştük. Benzer şekilde yanlış cevap sayısını Excel'de çıkarma işlemi görmüştük. Şimdi doğru oranı hücrelerini dolduracağız Excel'de bölme işlemiyle. Şimdi kınacı öğrencisi için burada öğrencilerimiz vardı. Şöyle 8-9 tane öğrencimiz vardı. Kınacı, şöyle de kınacı olan öğrencimizin doğru oranımız formülü için ne yapacağız? Doğru cevap sayısını test soruları toplamına böleceğiz ve bir oran bulacağız. Bölme işleminde diğer işlemlerde olduğu gibi Excel'de eşitliklerle işleme başlıyoruz, hücreye başlıyoruz. Teste verilen toplam doğru cevap sayısı 390, yani E6 idi. E6'yı neye böleceğiz? Bölme işlemi Shift 7 ile yapıyoruz. Shift 7 işlemi ile biz bölme simgesini çağırmış oluyoruz. 390 neye böleceğiz? 433'e Enter yapıyoruz. Şimdi doğruluk oranı 1 olarak geldi. Neden 1 olarak geldi? Çünkü şurada hücre biçimlendirmesinde format size biz virgülden sonra sıfır basamak olarak ele aldığımız için yukarı yuvarladı. Eğer biz virgülden sonra 3 basamağı görmek istiyorsak hücre biçimlendirdi haliyle hücrelerimizi tekrardan biçimlendirdik. Ayar öğrencisi için bölme işlemi nasıl yapıyoruz? Yine eşittir E7 bölü için Shift 7 bölü 433 test soruları toplamı enter dedik. Bu şekilde E7'yi E4'e bölüp ne yapacağız? Şurada da er olduğu için ne istiyoruz biz? Bu sefer E8'i E4'e bölmek istiyoruz. Fakat ne yaptı? E8'i E5'e böldü. Neden E8'i E5'e böldü? Çünkü yukarıdaki formülde biz E7'yi E4'e eşitledikten, yani E7'yi E4'e böldükten sonra aşağı doğru çektiğimiz zaman E4, E5 olduğu için biçimsiz bir formül elde ettik. Biçimsiz bir sonuç elde ettik. Bunun için ne yapmamız gerekir? E4'ün önüne E'nin önüne dolar simgesi ve 4'ün önüne dolar simgesi sağlamamız gerekiyor. Enter yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra aşağılara doğru çektiğimiz zaman doğru oranlarını ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Bu şekilde Excel'de bölme işlemini de anlatmış olduk.